Bana bir şey olursa, şehzadenin kızı Halime de, elimizdeki kardeşi de, Alp'in Turgut da, bir bakarsın ölüvermişler. Ben de tedbirimi çoktan aldım Ertuğrul. Titus'un okunun Halime'den alamadığı canı alacak o kadar çok adamım var ki bu sarayda. Kaledekileri hiç saymıyorum bile. Ha? Beni öldürmekten vaz mı geçtin? Öldürsene. Ne duruyorsun? Öldürsene beni Ertuğrul. Sana bunu yaptıranları bir bir teşhir edeceğim. Ondan sonra andolsun ki seni kendi ellerimle öldüreceğim Nazır. Nöbetçiler! Nöbetçiler! Şu taraftan. Yakalayın. Lütfen. Rahatsız olma. Sarayımın gün ışığı nasıl lan?
Daha iyiyim, sağ olun. Ne kadar da şahane. Hekimle de konuştum. Daha iyi olduğunuzu söylüyor. Allah kendisinden razı olsun. Benimle çok alakadar oldu. Ümmül Hayır'da da bir an olsun başımdan ayrılmadı. Sizlerin sayesinde. Ben de dört gözle daha iyi olmanızı bekliyorum. Bekliyorum ki bu kasvetli odada hastalıklardan konuşmak yerine Halep'in bahçelerinde gezelim. Güzel konulardan sohbet edelim. Mesela şiir. Şiir sever misin Halime? Sana kendi yazdığım şiirleri okumak isterdim. Artık saatime kavuştuğuma göre saraydan ayrılmanın vakti yaklaşmakta. Tez zamanda sevdiklerime kavuşmak isterim. Zaten Leyla Sultan'ın da yeterince düzenini bozdum. Dadı, Leyla nerede? Şu an burada güvendesin. Burayı kimse bilmez. Sen kimsin? Hayatını kurtardığın adamın yeğeniyim. Atabey Şahabettin'in. Elaziz'in kardeşsin yani. Dayımı ağabeyimin o aptalca kararından kurtarmak için kendi canınızı nasıl tehlikeye attığınızı gördüm. Düşmanınız değilim. Halep'te kimin dost kimin düşman olduğu belli değil. Şehrimizi bu halden kurtarabilecek tek kişi dayımdır. Bu sebepten size yardım ediyorum. Dayımın dostu benim de dostumdur. Ya sen de dost görünen düşmanlardan biriysen? Siz geceyi burada geçirin. Ben sizi ortalık sakinleşince çıkaracağım. Başka şansım yok herhalde. Sarayın tüm çıkışları tutuldu efendim. Her ya da geç onu bulacağız. Bütün deliklere, bütün gediklere bakılacak, anlaşıldı mı? Ertuğrul'un kaçtığından kimsenin haberi olmayacak. Özellikle de Emir Hazretleri Elaziz'in. Çık! Ertuğrul'un alıkonmuş hali gözümün önünden gitmiyor ay kız. Bir yolunu bulup onlara ulaşmalıyız. Turgut'um. Eğer hala hayattaysa onu ancak Ertuğrul kurtarabilir. Dua edelim mi Yiğit? Sana bir şey soracağım. O adam Turgut. Sence babamın ölümüyle ilgili doğru mu söylüyor? O asla yalan söylemez.
Şimdi benim yaptıklarımı tekrarla, tamam mı? Dua edeceğiniz zaman odanıza girip kapınızı örtün. Gizli olan babanıza dua edin. Gizlide yapılan her şey babanız tarafından ödüllendirilecektir. Siz putperestler gibi boş laflarla dua etmeyin. Onlar sadece laf kalabalığı yaparak seslerini duyurmaya çalışırlar. Siz onlardan olmayın. Çünkü babanız nelere gereksinmeniz olduğunu siz daha söylemeden size verir. Siz şöyle dua edin. Göklerdeki kutsal babamız, adın kutsal kılınsın. Amen. Gelmişsiniz. Ne hoş gelmesi Doğan kardeş. Sanki ağzımızdan hayırlı bir laf çıkacakmış gibi. Kıvranmayın. Olanlardan haberimiz vardır. Demek haberiniz var. Sizi böyle başımız öne eğik karşılamak istemezdik. Lakin başımıza bin türlü bela geldi. Turgut Alp bizim de canımızdır, kanımızdır. Olanları biliyorum dedim. Şimdi ne yapmak lazım onu konuşalım. Halep'te işler çok karışık. Şahabettin Atabey'imiz. Kaçak durumda. Dergah en güvenli yer olduğu için onu da buraya getirdik. Bütün bu meselenin çözülebilmesi için onun görevinin başına dönmesi gerek. Bunun Turgut'la ne alakası var? Dedim ya bacım. Burada her şey karışık. Lakin Ertuğrul Bey'imizin işleri yoluna koyacak bir fikri var. Ve bu fikir uğruna kendini feda etti. Acıkmışsındır. Gücünü toplaman lazım. Sağ olasın. Benim için daha fazla tehlikeye atma kendini. Dayım bir an evvel saraya, ait olduğu yere dönsün istiyorum. Hepsi bu. Muhafızlar ortalıkta kol geziyor. Sabaha kadar bununla idare et. Seni saraydan çıkarmanın bir yolunu bulacağım. Saraydan çıkma meselesi değil durum. Nasır. Dayını da bizi de satan o. Anladın mı? Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzu bi rabbil felak. Min şerri ma halak. Ve min şerri gâsikin izâ vekab. Ve min şerri neffâsâti fil ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased. Amin. Soğuk havada içiniz ısınsın evladım. Sağ olun efendim.
Bu kutsal görevle babamızın cennet krallığından gitmeyi hak ediyorsunuz evladım. Sen de gel iç evladım, için ısınsın. Şeytanla işbirliği yapmış bu günahkar ruha İsa Mesih'in yolunu göstermemiz lazım. Al evladım. Öbür evlatlarını da paylaşın, onların da içi ısınsın. Tanrı sizi korusun. Nasılsın? İç, iç yedim. Seni en kısa zamanda buradan çıkaracağım. Biraz daha dön, tamam mı? Ya sabır çek. En kısa zamanda çıkacaksın buradan. Söz veriyorum sana. Sakın. Yiğit, onlardan ile bırakma. Yiğit de sen de bu kaleden sağ salim dışarı çıkacaksınız. Bana güven. Allah'ın izniyle. Ben bu kalede şehit olacağım. Olur da bir gün kopaya kayılarak yolun düşerse ay kızım. Hepsini sen söyleyeceksin Aykız'a. Sana söz veriyorum. Seni buradan çıkartacağım. Biraz daha iç. Ya sabır çek. Ya sabır. Tanrı sizi korusun evladım. Ertuğrul yine yapmış yapacağını. Yalan mı? Ertuğrul Bey'imiz her şeyi eline yüzüne bulaştırsın. Derdine düşmek sana kalsın. Ne yapsaydım hatun? Obada ne olursa olsun beni alakadar etmez mi deseydim? Ben obanın beyliğini yapan sensin. Bunu da babam bilsin diyorum Gündoğdu'm. Yaptıklarını görmezden gelmelerine yine he mi diyeceksin? Ertuğrul bu insanlara verdiği zararın bedelini ödemeli. Koskoca kayı obası. Yerimiz yok. Yurdumuz yok. Bereketli aşımız yok. Sen bunları düşüneceğini hala fesatlık düşünürsün hatun. Yalan mı? Bunlar yetmezmiş gibi şu yüklü halinde üzerine vazife olmayan işlere burnunu sokarsın. Ben daha sana ne diyeyim hatun? Ha? Ne diyeyim?
Papa'ya ve İmparator Frederick'e yazdığın mektup artık sıradan bir mektup olmaktan çıktı Thomas. Ne yazdığımı öğrenebilmek için neler verebileceğini düşünüyordum sevgili dostum Petruccio. Gücümüzü öğrendin. Casusluk teşkilatımızı, parasal kaynaklarımızı ve yeni bir Haçlı seferi için sunacağımız imkanları. Özellikle de sana sevgili dostum. Ya Haçlı seferlerinde başarısız olursan? Sen papa olduktan sonra bunun bir önemi var mı sevgili dostum Thomas? Çok iyi dinle. Çok dikkatli olman lazım. Anladın mı? Sana söylediklerimi anladın mı? Marcos'tan mutlaka o anahtarı alman gerekiyor. Her şeyi hallederiz, çözeriz, tamam. Güçlü bir adamsın. Bu her halinden belli oluyor. Ancak göründüğünden daha güçlü çıktın. Yaşadığın onca şeye rağmen devrilmedin. Bravo. Kızgın bir boğa gibisin. Matador'una meydan okuyan bir boğa. Pek konuşkan değilsin. Ama senin ilgileneceğin bir şeyler bulabilirim. Aykız.
Sana işkence yapılırken sayıkladığın isim. Yoksa sevgilin mi? Benimle sohbet etmeyeceksin sanırım. Yazık. O halde gidiyorum. Benden ne istiyorsun? Babanın katilini mi? Babamı. Bu halimle mi? Ben zindana giremiyorum. Ama orada Giovanni adında bir tutsak var, onu biliyorum. İçeride sadece Ömer adında Müslüman bir adam var. O adama bir şey sormanı istiyorum. Isadora adında bir kız tanıyorum. Eğer bunun cevabını bana verirsen, buradan kurtulman için elimden geleni yaparım. Bu cevabı nasıl vereceğim sana? Şehzade Yiğit bize yardım edecek. Bey kapanda. Turgut ayrı, Ertuğrul Bey'imiz ayrı zindanlarda. Aykutluk şehit düştü. Biz de böyle kala kaldık odada. Dardeler, buradalar efendim. Ben dışarıda bekliyorum. Sizlerin burada kayıtlar için ne kadar çaba gösterdiğinizi Doğan ve Bamsa anlattı. Ayrıca başınıza gelen belaları da anlattılar.
Eğer siz de uygun görürseniz, kimsenin size erişemeyeceği bir yere götürülmelisiniz. Sizi Kayı Obası'na götürelim. Değil tapınakçılar, Rum illerinin 70 kralı bir araya gelip üzerimize gelse, oradan sizi söküp çıkaramazlar. Süleyman Şah'ım, bu teklifiniz beni ziyadesiyle memnun etti. Lakin zaten belada olan başınıza başka felaketler getirmekten korkarım. Yiğite bela yiğitlik yaparken gelsin. Şereftir. Rahman, İlyas Fakı. Dikkat çekmeden Atabey'imizi obaya götürün. İbranilere mektupta dendiği gibi Tanrı'yı hoşnut edecek şekilde korkuyla ve saygıyla dua edelim. Muhterem kardeşim, eğer siz de kabul ederseniz, ömrünü İsa Mesih'e adamış böyle bir kişi için yapacağı ayine katılmak tüm muhabbet şövalyeleri için büyük bir onurdur. Yücesinin barınağında oturan, her şeye gücü yetenin gölgesinde barınır. O benim sığınağımdır, kalemdir derim Rab için. Tanrımdır, ona güvenirim. Çünkü o sizi avcıların tuzağından ve bütün ölümcül hastalıklardan korur. O seni kanatlarının altına alır. Onların altına sığınırsın. Onun sadakati senin kalkanın ve siperin olur. Amen. Unutmayın, İsa Mesih'i yadsıyan bazı tanrı tanımazlar gizlice aramıza sızdılar. Onların yargılanacakları çoktan beridir yazılmıştır. Amen. Nasır, Esma bulunamadı mı hala? Efendim, büyük ihtimalle onu da Şahabettin'le iş tutan tapınakçılar kaçırdı. Gel benimle, Ertuğrul'u sorgulayalım. Kardeşimin o zalimlerin elinde olduğunu düşündükçe aklımı yitirecek gibi oluyorum baba. Thank you.
kızım sen ne yaptığını zannediyorsun? Nasıl yardım edersin bu adama? Nasıl getirirsin onu bu odaya? Mecburdum dadı. Tüm sarayda onu arıyorlar. Onu saklayabileceğim tek yer burası. Ben de onu söylüyorum ya zaten. Tüm sarayda bu adamı arıyorlar. Sen kalkıp onu kendi odana getirmişsin. Abin onun burada olduğunu öğrenirse başımıza neler gelir hiç düşündün mü? Eğer abim onun burada olduğundan haberdar olursa canıma kıyarım. Beni anlıyor musun? Hay Allah. Ben Kayıboyu Bey Süleyman Şah'ım. Sizinle konuşmaya geldim. Madem buraya kadar zahmet ettiniz, sizi dinliyorum Türkmenler. Nahak yere zindan attığınız oğlumu serbest bırakın. Ve veba iftirasıyla yurt vermediğiniz kayıların itibarını iade edin. Bu söylediklerin yapılmazsa ne olacak? Sizin daha önce bize söz verdiğiniz topraklara biz yine obamızı kurarız. Fakat oğlum Ertuğrul serbest bırakılmazsa orada bir oba kurulurken burada bir şehir yıkılır. Halep'e yazık olur. Peki Süleyman Şah. Ben ordularımı toplayıp üzerine yürürsem ne yapacaksın? Kime güvenip bu şekilde konuşuyorsun? Siz bizi Haçlı Kontlu'nun dibine koyarken kime güvenip evelallah dediysek yine ona güveniyoruz. Unutmayın Emir Hazretleri. Biz kayılar Allah'a inanır, ona güvenir ve ona sığınırız. Senin ordun ondan büyükse çık gel. Biz obamızda bekliyor olacağız. Nasır. Bunlar güçlerini Şahabettin'den alıyorsa işimiz çok zor. Efendim izin verin hepsinin haddini bildireyim. Kayıların attığı her adımdan haberdar olmak istiyorum. Tamam. Eğer bunları takip edersek dayıma ulaşırız gibi bir his var içimde. Beyimizin otağının arkasını her daim sağlam tutacağız. Aha. Alplerin çadırlarını obanın dışına yayacağız. Şu düzlüğü de talim alanı yaparız. Ahali çadırlarını kurmaya başladı Gündoğdu. Yoksa beyimizi beklesek mi? Buraya toprak eşelemeye gelmedik Alpargu. Çadırlarımızı elbet kuracağız. Alplerinizi her daim hazır tutun. Her an şu dağların arkasından bir kefere ya da din kardeşimiz zannettiğimiz Halep'ten bir saldırı gelebilir. O yüzden her daim tetikte olun. Hatun. Yahu sen iki canlısın. Koy öyle. Biz taşırız. Daha bir hayli vakit var Gündoğdum. Bunca iş varken boşa duramam. Selamünaleyküm Gündoğdu Bey'im. Ve aleykümselam. Hay maşallah. Tez vakitte kurulmuşsunuz. Evelallah Fakı. Evelallah. Halep Atabey. Şahabettin Tuğrul. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kardeşim Ertuğrul sizden pek bir bahsederdi. Eyvallah.
Sağ olsun. Yeni yurdunuzda hayırlı olsun. Eyvallah. Beyim. Bu arkadaki avradın kim olduğunu da şeytana sormak lazım. Buyurun. İlk fırsatta Turgut'u zindandan çıkaracağım. Siz dikkat çekmemek için ya avluda ya da koridorda bir yerde kalmaya çalışır, tamam? Tek bir fırsatımız olacak. Bunu kullanmaya pek gerek kalmayacak inşallah ama siz yine de yalnız...